4 takım arasına girdi. Bayan Münih'in biraz daha ağırlıklı olduğunu. Bir noktaya geldiler. Güzel bir mücadele. Sonunu yaş ortalamalarına baktığımızda 26.3 Polonya'nın. Kulakova, Milcek bu top dönecek mi? Hayır. 23-20 avantaja çevirmek zorunda. Sayı geliyor. 23 eşitlik var. Setin artık son bölümü. Halkın pası. Brün yükseldi. 2-1 blok. Ve 24-23 Polonya seçin servisi. Bu sayıyı Polonya alırsa set bitecek. Almanya alırsa 26'ya uzayacak. Polonya'da blok var. Boğaga, Haas. Brün rakip alana göndermek zorunda. Şimdi set face'in şansı. Sliva. Şipyenlevic. Plasesi ve seti kazanıyor Polonya. Seyircimiz de muhteşem bir şekilde seviniyor. 25-23 set boyunca başa baş olmuş. Hart, Brün, Lechniewicz çok iyi bir libero. Arka alanda Şifrenyevic çevirdi. Nimçek yükseldi klasesi. Libero oyuncu Şerliş karşıladı. Hızlı hücum bir kez daha. Glinka. Sliva çeviriyor. Top Glinka'ya geliyor ve sayı oluyor. Çok zor bir topu. Sayıya çevirdi Polonya. Altı oyuna girmemişti. Antalya maçında hiç sesli harf yok. Evet. Biz de söylenişini çok zor öğrendik. Çok zor. Evet. Glinka yükseliyor. Arka alanda boşluk. 19. sayı geliyor. 19. Bir boyunda. Çok iyi bir servis attı. Halt. Klase. Sliva'dan top dışarı gidiyor. 24-19. Karşılayan Şerliş. Klase. Blok geldi. Bir hücum şansı daha. Kulakova. Etkili bir smaç bu topun çıkmasını imkansız. Ve 25-20 ikinci seti Alman milli takımı kazanıyor. Setin çok şimdi bu sette onu yaşadı. Takılmış olan Silvester blokta sekti. Şipyenyevic, Manşek, Glinka zor pozisyonu değerlendirmek istedi, olmadı. Hart, Grün çok iyi bir manşet ve bir kez daha hücum şansı Almanya'nın. Silvester yükseliyor, plasesi. İyi savunma Silva'dan. Viktoras'ın pası. Glinka müthiş bir blok. Müthiş bir blok. Şansı Almanya'da bunu değerlendiremedi. Glinka, Sliva, Glinka'ya pas. Glinka yükseliyor. Angelina Grün. Belki dışarı gidecekti. Çevirdi oradan Nimçek. Pas da ona geldi. Plase yapmak zorunda kaldı. Sayı şansı Almanya'nın. Çekler. Silvester ve 24. sayı. Servis karşılama avantajı. Servisi kullandı Almanya. Şipyenyevic. İyi organize olamadı Polonya takımı. Rakip alana göndermek zorunda. Grün çevirdi. Hart. Boğaga bloktan top dışarı gidiyor. Set Almanya'nın 25-22. Almanya bu seti de kazanıyor. Maçta 2-1 üstünlük dakika sürdü. Polonya 25-23 kazandı. İkinci set Almanya daha iyi. Hart. Green 11. sayı geliyor. Suratları düştü. Halbuki daha kopma yok yani. Özdemir Üstekepler aynı problemleri yaşadı. Aynı şeyi İtalyan oyuncular da şampiyonada ilk tur boyunca yaptılar ve artık pası kazandılar voleybol severler. Bu kez servisi ana attıracak. Şipyenyevic iyi manşet aldı. Sliva'nın pası 3 metrenin gerisinden hücum. Glinka ikili bloktan döndü. Yine Şipyenyevic. Nimçek şimdi ya pas verecek ama pası değil. Hücumu düşününce topu fileye takıyor. Lase bir servis bu kez. Nimçek. Evet. Lokal. Yonlarla. Parmak kazanmış oldu Almanya ve sayı. Evet. Sulakova. Bir tek şansı var. Böylesine servislerle gerçekten oyunu değiştirdi Dumle ve şimdi ortadan Stolonska sayıyı buluyor. 14-17 oluyor. Şipyenyevic yükseldi. Top gerisine düşünce iyi bir smaç gelmedi. Bu arada blok erken çıktı. Bir hücum şansı daha Şipyenyevic. Döndü top. Fileye temas. Alman takımında Kulakova kazandırdı. Boğaga çok iyi karşıladı. Glinka, Sliva, Nimçek hareketli toplarda genelde smacı o vuruyor. 3 metrenin gerisinden Grün, Lechniewicz çok iyi karşıladı. Sayı şansı Polonya'da. Glinka ve sayı geliyor. 16-17. İşte servisi. Stavronska, Glinka, sayı Polonya'nın. 17-18. Stavronska çok önemli bir anda hata yapıyor. Ortadan hücum yine Glinka, yine sayı geldi. 18-17. Zor pozisyonda çevirdi. File dibine. Kısa pas. Liktoras köşe.
Silvester bu top dönerse tehlike yaratabilir Polonya ama şimdi hücum şansı Almanya'nın. 20-19 ve Nimcek 20-20 oluyor. Antrenör az hata yapıyor. Polonya 21, Almanya'nın en iyi maçı o sıkıntıyı yaşıyorlar. Aslında çok basit bir hata. Uzak köşe Glinka, Hart. Silvester rakip alana göndermek zorunda. Sayı şansı yine Polonya'nın. Güzel bir pas. Nimcek yükseldi. Blok alt sayı geliyor. Polonya 22, Almanya 20. Boğaga. Müthiş bir smaç. Blok yanlışımı yerleş aslında. Biraz 2-1 üstün. Kötü manşet. Kısa pas. Ve bu kez Solonska sayıyı buluyor. Hamleyi gerçekleştirmek için. Evet, o da dikkatli bir servis attı. 27 sayısı var Glinka'nın. İkili blokta başarı. Ve işte 24. sayı gelebilir. Nimcek yükseliyor. 24. sayı. Polonya 24, Almanya 22. 24-22. İndek var Polonya'ya. İyi bir servis. Hart. Ortadan hücum. Top dışarıda. Sayı Polonya'nın. Set Polonya'nın. Maçın sonucunu tiebreak'teki belirleyecek. Polonya oyuna ortak oluyor böylece. İşte bunu deneyip becermişti. Hart uzak köşede Grün. Grün yükseliyor. İkili blokta sekti. Sayı şansı Polonya'ya geçti. Grünka yükseldi ve ilk sayı Polonya'nın. Hart yine Grün. Yine bloktan sekti. Bu kez daha rahat bir top. Grünka yükseliyor. Çizgi hakemi dışarıda diyor. Aslında Polonya yapamadığını blokta yaptı. Lechniewicz çevirdi. Sayı şansı çok iyi bir savunma Hart'tan. Çerliş, şimdi Nimcek, pas Glinka'ya. Glinka yükseliyor, blokta başarı var. İyi servis, Şifiyanyeviç. Blokta sekti top. Hart, Silvester, yine blok. Çiftleyen Rosslight ama sayı yapan oyuncu şampiyona da. Çok iyi bir servis attı. Hart, Silvester, iyi bir savunma. Sliva'dan Şifiyanyeviç, Glinka dönerek maç. Libero oyuncu Çerliş. Alanımızı alana göndermek zorundalar. Polonya'nın alanına milli takımımız gibi destekleniyor. Biz de alanımıza dedik. Ve işte Green Karısı maçı 4-2. Maç sayısı için servisleri 3 kere İtalya değerlendirememiş. Sonrasında ikinci serviste Bulgaristan maç sayısını almıştı. Ve işte Almanya'sı bir boyunda 25 yaşında. Taktik bir servis attı Grinka. Antene çarptı ama maçın hakemi hayır dedi. Devam dedi, ilginç. Biz antene çarptı, ben öyle gördüm. Glinka 3 metrenin gerisine hücum. Sayı Polonya'nın. 6-3. Çok çaprazda olduğumuz için olayı tam göremedim ama zor bir topu kolaya dönüştürdü. Sayıya dönüştürdü eğer. Şifiyanyeviç ve sayı geliyor. 9-5. Rumle. Rumle servisi kullandı Şifiyanyeviç. Sliva. Şifiyanyeviç yükseldi ve sayı. Hamle boşa çıktı. Polonya çok büyük daha izleyelim. Evet. Evet, yere değiyor top. O da vazgeçti, uzun servis attı. Nimcek, Sliva, Glinka ve sayı geliyor. 12-7. Maç sayısına çok yakın. Yok. Kullanıyor servisi. Şifiyanyeviç çok iyi manşet aldı. Sliva, Glinka top dışarıda. Evet, bir birinci hata geldi. Olanla daha iyi. Angelina Grün kullandı servisi. Sayı şansı Polonya'nın. Ortadan hücum ve sayı geliyor. 13. sayı. 13-9. Çok iyi bir servis. Hücum şansını değerlendiremedi Almanya. 14-9. Maç sayısı için, final için servis atacak Polonya. Finale yükselebilmek için, sayısı için, final için servis attı. Silvester yükseldi. Blokta sekti. Şifiyanyeviç çok iyi manşetleri var. Sliva. Glinka yükseliyor ve maç sayısı geliyor. Polonya finalde. Almanya 3. maçına kalıyor. Polonya finale yükselen ilk takım. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda. 8 skoru 15-9 sayısı izler. Bu seti Polonya 15-9 kazandı. Maçta Almanya'ya 3-2 üstünlük sağladı. Ve 1 saat 52 dakikaydı ilk 4 set. 15 dakika daha ekleyelim. 2 saat 8 dakika, çok uzun bir sürede müthiş bir mücadele. Son olarak yorumunuzu alalım sevgili Alev Anatek. Polonya beni şaşırtmaya devam ediyor. Yani finale kalması beni şaşırtmıştı. Daha doğrusu dörtlü grup. Ama biraz önce yayının başında da söylediğimiz gibi kaybımız zaten onlardan yanaydı. İnşallah kazanırsak bizim için daha kolay bir rakip olarak düşünüyorum.
Evet sevgili ben Karaköy'ü de izleyebilirsiniz. Şimdilik ben Güven Göktaş. Hoşçakalın diyorum ve Alev Anaköy'de yorumları için teşekkür ediyorum. Perdesi bu. Karşılaşma az sonra başlayacak. Bugün Ankara Atatürk Spor Salonu yine yönetmen arkadaşımız Nesin Turşlu'nun. Ben benim diyeceğim mutlak surette büyük şehirlerimizin 20... Hemen hemen her maçta andık. Bir kez daha rahmetli anıyoruz. İki numara Esra Gümüş. Takım kaptanımız 4 numara Özlem Özçelik. 5 numara Aysun. 7 numara Natalya. Natalya Nikoğlu ve 17 Neslihan Demir. Ve Gülden Kayalar, libero oyuncumuz. Ve antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları. 5 numara Sporonska. 5 numara Silva. 7 numara Belinka. 8 numara Süreçleviç. 9 numara Muroz. 10 numara Nimçek. 13 numara Reslovic ve antrenör Nimçek. Evet, hem antrenör Nimçek hem de kızı ilk altıda oynuyor. Hücum sırası onların. Bir plase bu topu çıkaramadık. Karşılaşmanın ilk sayısı Polonya'nın oluyor. Silva servis atışını kullandı. Etkili bir servis atışı. Gülden top karşılayamadı. Şimdi durum 2-0. Hücum sırası bizim. Neslihan vuruyor. Onlardan dışarı gidiyor. Neslihan ilk vuruşuyla anlıyorum. Top dışarıda. Kullanıyor servis atışını. Ortadan Aysun. Top çeviriyorlar. Evet, sert bir smaç. Bilinka'dan. Ortadan Özlem top kalıyor. 5 5'e 2 sayı aldık. Önce Aysun sonra Özlem. Natalya. Hücum sırası onların. Svenleviç çok güzel blok. Bahar ve Özlem ikilisi. Natalya. Karşılıklı iyi savunma örnekleri. Bilinka. Evet, çok zayıf bir hücumdu. Fark. Bir kez daha Natalya'dan plase, oraya yetişiyor rakip takım. Nimçek vuruyor. Bahar uzanıyor. Özlem. Natalya. Evet, arka alanda iyi savunma yapmaya başladı Polonya. Ve bu hücumdan da sayı aldılar. Ve bir sayı daha aldılar. 15-10. Evet, yine hem file üstünde hem arka alanda yetersiz savunma. 16-11 ikinci teknik mola. Polonya takımı Polonya Sporonska'yla servis atışında. Smart servis. Top filede kalıyor. Sayı bize. Bir kez daha Natalya. Bir filede oraya da yetişiyorlar. Ve Klinka vuruyor. Top karşı alana tekrar dönüyor. Bir filede daha sayı. Evet, Klinka hem ucunda etkili hem de iyi. Ve 21-15. Ortadan Özlem. Evet. Özlem sayı. Evet, diğer smaçörümüzün devreye girmesi lazım. Top dışarıda, kimseye takmadı mı? Evet, ortalıkta. Baş hakem. İyi servis atışıydı. Evet. Ama çok zayıf fiziği var. Fizik yapısı çok zayıf. Buna karşılık
Bilinka hem boylu hem de çok kuvvetli. Çok güçlü bir oyuncu. Set sayısı kullanıyor Polonya 24-17. Bir hatalı manşetle başlayan hücum, Neslihan seti vuruyor ve ilk seti 25-17 kaybediyoruz. Oyunumuzu etkileyecek hususlar değil. Top içeride Esra Gül'den birbirine bıraktılar. Alıyoruz. Dileyelim bundan sonra Neslihan sert smaç bloktan gidiyor dışarı. Evet. Şimdi onu telafi etmemiz lazım. Ayrıca aldığımız bir sayıda silinmiş oldu. Arkadaşımız bir kez daha görüntüye getirirse. Alçak kalkan bir farklı. Top filede kullanıyor servis açımı. Evet, top içeride. Şu anda takımımız bir karmaşa yaşıyor. Set başındaki Skoronska bir kez daha servis açımda. Evet, servis atışları etkili geliyor. Top karşılayamıyoruz. Şimdi de çizdi. Evet, bir kez daha ve durum 8-2. İkinci sette ilk teknik mola. Polonya'nın artık top çevirme zamanı. Şimdi Esra arkada top çeviriyor Polonya. Nimcek topu bloktan dışarı gönderiyor. Hücum sırası bizim. Özlem. Hayır, Aysun. Takımımız peş peşe iki sayı elde etti. Bilinka vuruyor yine ve sayı. Erken bitti iki molamız. Çok erken. Oyunun her iki setin çok... Top bloktan dışarı gidiyor. Top çeviriyor. Evet, top kalıyor karşı alanda. Sayı bizim. Artık Polonya'ya 8 sayı farkla yine Polonya'nın üstünlüğü var. Ortadan çok rahat bir hücum gerçekleştiriyor Polonya. Evet, Gülden top karşılıyor. Bilinka vuruyor, top bloğumuzdan dışarı gidiyor. Ve 22. sayıya ulaştı. Evet, ortadan izliyorsunuz Skowronska. O da yükseliyor ve çok da Gülden top karşıladı. Şimdi Neslihan top bloktan geri geliyor. Bu arada fileye temas ediyor oyuncularımız. Bir sayı da öyle. Ve 24. Evet, blok yaptılar Sinem'e ve 25-10. Ben beklememiştim. Şimdi klasik altıyla yeniden oyuna. Evet, gördük. Şimdi Natalya. Evet. İlk hücumu sayıya dönüştürüyor Polonya. Esra yükseliyor. Bloktan top dışarı gidiyor. Evet. Esra kullanacak servis açısını.
Kostka da topu dışarı atıyor. Şimdi durum. Esra servis atışında. Nimcek, savunmamız yetersiz arka alanda. Çok iyi toplam. Glinka arka alandan yükseldi. Nimcek kullandı servis atışını. Bir klase Bahar'dan. Ortadan bir ucum. Blok yaptık ilk kez. Evet, Glinka yükseliyor ama topu klasına gönderiyor. Destan'dan evet, tekrar başladık oynamaya. Aynı Almanya maçında olduğu gibi. Üçüncü sette toparlanıyoruz. Güzel oynamaya başlıyoruz. Bahar kullanıyor servis atışımızı. 7-5 öndeyiz. Ortadan bir ucum. Topu dışarı atıyorlar. 8-6 ilk kez de teknik malıya önde giriyoruz. Üçüncü sette ilk teknik mala 8-6. Hücum sırası onların. Evet, arka alandaki boşluğa giden bir top. Natalya top karşıladı. Şimdi Esra vuruyor. Esra hücumlarda daha etkili. Esra şu anda takım fazla olacaktır. Ben kafayı vuramıyor ve bizi yakalıyor Polonya. Durum 9-9. Şimdi Neslihan. Bloktan seken topu takip ettiler. Evet, onlar hücumda etkili oluyor ve Polonya hem top karşıladı hem bir hücum. Natalya, Neslihan topu oyuna sokuyor, Natalya karşı alana gönderiyor. Nimcek bu kez blok görüyor karşısında ve Esra blok. Glinka gelen topa vuruyor, sayıda aldı. Ortadan bir hücum ve yine sayı. Çünkü voleybolün tüm gereklerini Polonya takımı yerine. Glinka. Top çeviriyoruz. Şimdi Natalya. Vur Natalya fakat zayıf bir hücum yine. Nimcek. Bloğumuzdan top dışarı gidiyor. Evet, biz uzun pozisyonda. Allah, bu atak kendisi. Evet. Servislerimiz çok zor. Evet, ikinci. Tam. Natalya vuruyor. Bu kez. Evet, top geçmeyecek bizim alanımıza ve mükemmel savunma yapıyorlar. Glinka arka alandan çok sert vuruyor. Glinka yine bloğun üstünden bir hücum gerçekleştiriyor. Bir mucize gerekiyor sayın. Yine hatalar yapılıyor. Çok zayıf. Neslihan bir kez daha yine blok. Top banktan dönüyor. Evet, dört pas işareti. Evet, bir servis hatası da Özlem'den. Hiç kazanmıyoruz. Esra, bu kez Esra'da kötü vuruyor. 22-15, fark 7 sayı olarak değerlendiriyor. İzlediğiniz gibi Slovak hakem topu, özel servis atışını, iyi servis atışıydı. Hücum sırası bizim. Aysun vurdu, top geri döndü. Şimdi Esra vuruyor ve blok yapıyorlar. Glinka. Maçın yıldızı. Top
Top dışarıda, sayı bizim ama maç sayısı sürecek. 3. sayıda kalabilseydik belki seti çevirebilirdik ama çok zor. Evet, nihayet Linçek maçı noktalayan smaçını yapıyor. 25-17 karşılaşmanın 3. seti de Polonya'nın oluyor. Polonya Avrupa şampiyonu oluyor ve takımımızda Avrupa ikinciliğini elde ediyor. Ama Avrupa ikinciliği de büyük bir başarı. Kaybettik, üzülmüyoruz. Çünkü dev bir şampiyonada mücadele ettik. Rusya, İtalya, Almanya, Hollanda ve Polonya gibi, aslında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, onlar da kuvvetli takımlardı. Ve onlar ne yapalım? İyi oynayamadık. Polonya iyi oynadı, kazandı. Polonya'yı tebrik etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Kızlarımızı kutluyoruz. Çünkü ikincilik de gerçekten büyük bir başarı Sayın Göllü. Aldığımız derece çok çok büyük. Çok büyük. Bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Ancak ben finalde bugüne kadar takımımızın oynadığı o güzel oyunlardan eser bulamadığımız için çok üzgünüz. Çünkü hakikaten takımımız çok güzel oynadı. Bence oyuna iyi giriş yapsaydık, belki biraz daha dengeliğimiz için tüm seyircimize, tüm Türkiye halkına. Ya Polonya iyi bir şey. Bunların arkasının geleceğine inanıyorum ben. Teşekkür ediyoruz. Olmadı, iyi oynayamadı. Kızlarımız da. Voleybolun yolu tamamen açıldı. Her değerler olarak hem de psikoloji olarak. Çok buraya çıkmaya alışacağız ve ondan sonra bunun içinde olduğum için de çok mutluyum. Buraya dahil eden herkese teşekkürler. Tüm takıma, tüm yani alışık olmadık. Bizim de Avrupa bayanlar voleybol hazırlanıyorlar şampiyonalara. Öyle değil mi Sayın Gölü? Tekrar geldiler. Almanya önde geliyor. Sevinçli konuşamıyoruz ve Avrupa şampiyonası ve finalde yıllarca böyle bir yapıyoruz ve biz bu organizasyondan yüz akıyla Avrupa ikincisi olarak çıkıyoruz. Dileğimiz bundan sonraki şampiyonalarda da daima bu mutlulukları yaşamak. Bunu istiyoruz. Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Dünya Spor Yazarları Birliği Başkanı Tokay Bayatlı var. O da şampiyon oldu. Evet, Polonya birincilik kupasıyla seviniyor ve voleybolcularımız da Avrupa ikinciliği elde ediyor. Onlar da bu mutluluğu yaşıyor. Ve şampiyonada Almanya'da muhteşem bir seyircimiz vardı. Alkışlanacak kızlarımız ve alkışlanacak bir seyirci demeyen iyi bir organizasyonumuz vardı. Bunlar da sevindirici noktalar.
Geçen hafta cumartesi günü başlamıştı Avrupa Şampiyonası. TRT olarak her gün 6 karşılaşmayı yayınladık ve ayrıca da Türkiye'nin maçlarını bir kez daha özet olarak ekranlara baktı. Seyircimizi sanıyorum voleybola doyurduk. Böylece takımların sevinci sürerken biz de Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan yaptığımız yayınlara son veriyoruz. Bu yayında görevli tüm arkadaşlarım adına ben Mustafa Yener ve yorumcumuz Sayın Cengiz Göllü hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Esen kalın. Siamo qua per vincere, hanno detto le azzurre fin dall'inizio e ora ci siamo. Dipende da questa partita tanto attesa con la Polonia. Manca qualcosa a questa finale, manca la passione di Mimmo Fusco, per molti anni la voce della pallavolo femminile, e ci fa piacere oggi, proprio oggi, ricordarlo con tanto, tanto affetto. Le azzurre in campo per questa finale, in palleggio la nostra regista Eleonora Lobianco. Eleonora Lobianco, grandissimo talento, grande professionista, a livello tecnico la più forte di questo torneo. Attualmente credo anche sia la palleggiatrice più forte del mondo. L'opposta è Elisa Togut. È arrivata a questo europeo in grande forma, è stata la giocatrice più temuta dagli avversari e fino adesso non ha deluso le aspettative. Simona Gioli, centrale. Rapporto conflittuale con l'azzurro, ma in croce è stata la più continua. L'altra centrale è Sara Anzanello. Non si riesce a fermare. Togut. Bene la Zenit in ricezione, la copertura della Polonia dopo il muro subito dall'Ambrot, altro muro dell'Italia, stavolta sulla Zienevic. Mettiamolo giù questo pallone del core, invece no, subiamo il muro dell'Ambrot al servizio, un punto avanti la Polonia. E stavolta c'è il muro della Polonia sulla Gioli, proprio con la picchia. Rosner in ricezione, il primo tempo della Skovronska, la difesa è stata di Del Core, peccato non abbiamo potuto attaccare e lo potevamo gestire meglio questo pallone. Ancora Skovronska, altra difesa di Del Core, palla per la Ortolani che sbaglia, è toccato alla più giovane, il pallone più difficile del set, mandato fuori. Uno a cammino è sempre molto difficile. 23 a 22, ancora un punto per completare la rincorsa. Glinka, tocco del muro, sì. Preciso l'appoggio della Togut, Gioli, lei a palleggiare, stavolta la Centoni viene murata. Attacca ora la Polonia, sempre con la Glinka in campo. In campo è la muro della Del Core, fa risultare davvero pesante. Parità, 23 a 23. Glinka, attacca fuori e nessuno ha toccato. Magari con un punto sotto, eh. La battuta della Togut. Ottima battuta la sua, la ricezione di Rinieri, l'attacco di Del Core, difeso dalla Zienevic, attenzione, è rientrata la Besci sul suo bagger per la Skovronska, non va e la pallonetto, viene la palla in campo, bene con il servizio, la Zenit in ricezione, l'attacco della Rosner, rientrata alla posto della Mirek. Guardiamo l'aspetto positivo, abbiamo il break di vantaggio, nel senso che possiamo attaccare, serve una buona ricezione, la battuta della Glinka, parità 25-25. Brava Cardullo, Lobianco dietro per Gioli, ha difeso la Polonia, poi Rosner contro il nostro muro, punto Polonia. Non siamo stati fortunati, brava la Rosner perché tatticamente aveva fatto la cosa giusta, appoggiare sulla muro, era una palla che non poteva picchiare, però ci sono tante, tante recriminazioni. 26-25. Adesso tanto coraggio, attenzione alla palla che sta battendo, che cadrà corta. Adesso è la Polonia ad avere la palla setta. La battuta della Glinka, riceve la Del Core, palla per Gioli. No, punto della Polonia, incredibile. Con il libero, con la Zenit. È stata colpita dal pallone della Gioli, palla che è terminata dall'altra parte della rete nella metà campo azzurra ed è finita a terra. Punto della Polonia, 27 a 25. Eravamo finiti nella buca. Giocatrice per cercare un muro, attacca la Polonia proprio nella zona della Lobianco che tocca un muro ma non riusciamo a rigiocare. Punto della Glinka, 23 Italia, 20 Polonia. Rientra Lobianco, corre la Centoni,
alla servizio Malgorzata Glinka. Attacca 2 con Simona Giori davanti. Elisa Topu dalla seconda linea, probabilmente la zona 6. 23-20 per le azzurre, la battuta di Glinka. Eis, attenzione, riapre il set la Polonia con questa battuta vincente della Glinka. La battuta di Del Core, sbaglia la ricezione alla Polonia. Contrattacco per chiudere il set e la palla in campo di Adrenale Birinieri. 25-21 il risultato. Brava Italia a riaprire questa finale. Si va alla quarta dunque. 2-1 la Polonia è sempre avanti, ma 2-1 adesso Italia, che anche con la testa, con il carattere, è rientrata nel match psicologico. Rischiando la sbloccarsi l'Italia. Ottima la battuta di Togut, no. E questi tocchi di seconda della Belgio finale. Si danno fastidio in ricezione Cardullo e Rinieri, contrattacco Polonia. E la muro non c'è. C'è invece la punta della Skowronska, lo bianco in attacco, ha avuto dei problemi in questo fondamentale, ma bene o male 17 punti li ha comunque realizzati. 16-12 con questo punteggio. 25-20, 25-10, 25-21. 16-12 per la Polonia contro l'Italia, e allunga la Polonia, viene murata la Rinieri. Brave le polacche, bravissime, ma stiamo commettendo adesso troppi errori. Palla per la Togut, a muro della Skowronska. 19-12 per la Polonia. Che sia difficile, ma deve crederci l'Italia, cominciando con le difese. Se ne è arrivata una della Cardullo, poi la contrattacco della Rinieri, difesa da Zvienevic. Rosner, palla ancora in vita. Lo bianco dietro per Togut, muro della Polonia con l'Amroz. Poco bisogna trasformare in punto. Subito la Zvienevic, l'attacco della Rosner, vincente della Anzanello. Davanti abbiamo la Jolly, la Togut e la Belcore. E invece c'è il primo tempo dell'Amroz. 7. La ricezione della Rinieri, l'attacco della Del Core, la palla non è stata toccata, errore di Del Core, palla match per la Polonia. Con il muro, il cambio vediamo ordinato da Bonita, no, troppo tardi. Palla match, la seconda per la Polonia, affidata alla Zvienevic, punto. 25-18, vince la Polonia per 3-1, la Polonia si conferma campione d'Europa. Battuta in finale 3-1 l'Italia. Peccato, una splendida Italia per tutto l'europeo. Abbiamo sbagliato, dobbiamo dire, la partita più importante, quella per la medaglia d'oro, e rimane una manifestazione maledetta per le azzurre questo europeo. Non l'abbiamo mai vinta l'europeo, la medaglia d'oro. Abbiamo fissato l'argento di 4 anni fa a Varna nel 2001, vinci, sconfisse in finale la Russia. Questa volta il successo è per la Polonia, che vince questa gara con il risultato di 3-1.